Arkadaşlar, toplantıdan sonra yapacağız. Görüntü alıp çıkıyoruz lütfen. Sayın Bakanım, değerli basın mensuplarımız, bugün depremin 11. günündeyiz. Afetin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik. Gaziantep'teki arama kurtarma faaliyetlerinin kontrol altına alınıp tamamlanması sürecine girilmesiyle beraber 10 ilimizdeki hem hasar tespitleri hem yerleşim alanlarını yerinde görmek, yerinde vatandaşlarımızla istişare etmek üzere illerimize ziyaretlerde bulunuyoruz, incelemelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Hatay'ımızda detaylı bir şekilde orada sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, sanayicilerimizle yeni yerleşim alanlarının istişaresini yaptık ve alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etütleri başlattırdık. Ardından Kahramanmaraş'ımıza gittik ve yine Kahramanmaraş'ta hem merkez hem Elbistan'da yeni yapılacak alanlara ilişkin çalışmalar, hasar tespitlerinin yine sürecini takip etmek üzere il ve ilçemize ziyarette bulunduk. Ardından Adıyaman'da yine hem merkezde hem Kahta ilçemizde, yine diğer ilçelerimizde, Gölbaşı ilçemizde incelemelerde bulunduk ve yeni yerleşim alanlarına ilişkin tespitlerimizi yaptık. Bugün de Malatya'mızdayız. Malatya'da depremi acısını daha önce de çekmiş bir şehrimiz. Biz burada bir önceki depremde de yine burada Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Onların acılarını o depremde de birlikte paylaştık. Hep birlikte yaşadık. Ve hep birlikte de yaralarını sardık. Yeni yuvalarını bir yıl içerisinde vereceğimizi ifade etmiştik. Ve sağlam güvenli konutlarını neredeyse 10 bin konuta yakın merkezde, Doğanyol'da, Kale'de, Ötürge'de depremden hasar görmüş tüm il ve ilçe merkezlerinde konutlarımızı yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik ve Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem de bu bölgeyi de vurdu. Yapmış olduğumuz konutlarda vatandaşlarımız sağlam, güvenli bir şekilde şu an duruyorlar, yaşamaya başladılar ve aynı anlayışta da bu depremde de seferberlik ruhuyla bütün bakanlıklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimiz hep birlikte aynı seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren yapmış olduğumuz çalışmaları aynı azimle, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle, hasar tespit ekiplerimizle, kentsel dönüşümümüzle, TOKİ'mizle hep birlikte aynı anlayışla bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir taraftan üst yapıyı yaparken İller Bankamızla ve belediyelerimizle de altyapı çalışmalarını yürüteceğiz. Bakanlığımızın tüm birimleri, bakanlıklarımızın tüm birimleriyle yine bu çalışmaları yürüteceğiz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, bankamız, yine bağlı ilgili tüm kurumlarımızla süreci takip ediyoruz. Ve bu zor günleri de inşallah devletimiz, milletimiz el ele aşacağız. Ben bir kez daha bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Malatya Merkez önce koordinasyonumuzu yaptık. Yıkılmış binalarımızın alanlarını inceledik. Yeni yerleşim alanlarını inceledik. Ve hep birlikte bu alanlara ilişkin kararlarımızı aldık. Tabii şunu da ifade etmek gerekirse devletimiz, milletimiz el ele bir seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren çalışmaktadır. Ve bu manada devletimiz
tüm imkanlarıyla birlikte Malatya'dadır, Gaziantep'tedir, Adıyaman'dadır, Hatay'dadır, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Ve inşallah aynı anlayışla 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağız. Ve vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutları en kısa zamanda yerleştireceğiz. Konutlarımızı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olacağız. Tabii her enkazdan sonra enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, buradaki bütün ekiplerimize umut oluyor. Aynı motivasyonumuzla yine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ta 222. saatte 42 yaşındaki Melike kardeşimiz, 248. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi hakikaten çok duygulandırdı ve milletimizi, buradaki arama kurtarma ekiplerimizi sevince boğdu. Bir taraftan tabii geçici barınma alanlarını, konteyner alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını sahada bulunan 7328 uzmanımızla 10 şehrimizde aynı anda sürdürüyoruz. Malatya'da hasar tespit çalışmaları diğer illerde olduğu gibi devam ediyor ve şu ana kadar havadan, karadan ve şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yapılan çalışmalara göre tüm illerimizde 577.689 bina incelendi. Yani bu 2.665.000 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunlardan 56.080 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık ki bu da yaklaşık 297.122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194.685 bağımsız bölümden oluşan yine 39.311 binanın tespitini yaptık ve 48.622 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. Malatya'da 10.233 bina bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yapılan 194.885 bağımsız bölüm incelemesinden sonra. Tabii yeni afet konutlarına ilişkin bugün sahada tüm illerimizde yaptığımız tespitlerde yapmış olduğumuz binalarda TOKİ ile bugüne kadar 1.180.000 konut ürettik 81 şehrimizde. Ve konutlarımızın hepsi sapasağlam ayaktadır. İki depremi hamdolsun hasarsız bir şekilde, muhakkak hasarlar, kısmi çizikler, sıva çatlakları var. Hasarsız birçok binamız var ama 1.180.000 konutumuz dimdik ayaktadır, sapasağlam ayaktadır. Ve 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, liderliğinde yapılmıştır. Gerek kentsel dönüşümle, gerek sosyal konutlarla, gerekse vatandaşımızla birlikte yaptığımız inşa süreçleriyle, kentsel dönüşümle birlikte ve yine sosyal konutlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla bugüne kadar tam 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış duruyoruz. Şu anda da aynı bu konutları yaptık. Nasıl bu depremlerde sağlam durduysa aynı anlayışla 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. Ve burada ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Yani Tarım Orman Bakanlığımızla, yine Ulaştırma Bakanlığımız, burada bizim ilgili olduğumuz bu konutların yapımına ilişkin sağ olsun Tarım Bakanlığımız bu konuda atıl sağlam olduğunu tespit ettiğimiz mera arazilerine ilişkin, yine orman vasfında gözüken ancak orman olmayan alanlara ilişkin tüm etütleri bakanlığımızla birlikte uyum içerisinde yürütüyoruz ve şehri
en doğru, en sağlam yere nasıl kurabiliriz'i istişare etmek, gerekli zemin etütlerini yapmak, gerekli incelemeleri yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz ve inşa edeceğimiz 11 ilimizde eş zamanlı sürecimizi yürütüyoruz. Tabii rahat anlaşılması için ifade etmek istiyorum. Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikro bölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları, buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeolojik uzmanlarımızla birlikte, jeofizik uzmanlarımızla birlikte bu depremle birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bugün bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan depremin ağır hasar gördüğü il, ilçe merkezlerine ilişkin de yine bakanlığımız ekipleri belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde buralarda da ayrıntılı etütler yapmak suretiyle gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezerv konuttaki alanlara ilişkin, diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle buralara ilişkin de yeni imar planları hazırlığını yürütüyoruz. Burada bu süreçte yeni ilave düzenlemeleri de içerir. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına yine kısıtlılık getirecek imar planı, yeni imar planı çalışmalarını da bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yürütmektedir. Bugün yıkılmış binalara baktığımızda da aslında sahada net bir şekilde fay hatlarına olan mesafelerinin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığı, yine zemin kalitesinin de bu manada düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah biz tüm Türkiye'de 10 ilimizde sürdürdüğümüz her yerde mikro bölgeleme etüt raporu, jeolojik etüt raporunu, ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırlıyoruz. Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa, orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak, yeni konutlarımızla ilgili de bu bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Enkaz alanlarımızda da artık arama kurtarma faaliyetleri biten binalarda binaların yıkıklarını, enkazlarını da şehrin çeperinde belirlediğimiz alanlara taşıyoruz ki burada da çevreye zarar vermeyecek anlayışla tedbirlerimizi almak suretiyle yerinde tüm malzemelerin dönüşümünü, buradaki kuracağımız konkosörlerle birlikte de çıkacak malzemeleri de altyapıda kullanmak üzere belediyelerimize tahsislerini gerçekleştireceğiz. Köylerimizin yine içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu altyapılarında bu enkazları kullanacağız ki burada bundan sonraki süreçte çevreye herhangi bir zarar vermesin. Yine burada asbestli demirlerle alakalı demirlerimizi ayrıştıracağız ve demir dışında da burada geri dönüşüme gidebilecek ne varsa burada büyük bir titizlikle sürecimizi yöneteceğiz ve 10 ilimizde de bu sürece ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Evlerimizi inşa edene kadar da vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı hepsi yeni evleri yapılana kadar verilecektir. Kira yardımı alacak vatandaşlarımız kira yardımı, konteynerde kalmak isteyen vatandaşlarımız da geçici barınma alanlarında konteyner kentlerde barınacaktır. Konteyner kentlerde de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Biz afetin ilk anında nasıl burada bir beraber olduysak, vatandaşımızla el ele, gönül gönülle çalıştıysak,
yeni konutlarımızı teslim edene kadar da devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte maddi manevi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşte dün tüm Türkiye burada yavrularımızın kumbaralarından çıkan birikimlerini nasıl bağışladığını, emekli amcamızın, emekli teyzemizin maaşını nasıl verdiğini, belki bir evinin olan, bir evi olan vatandaşımızın bu afet bölgesine o evini nasıl başladığını, bağışladığını hep birlikte gördük, izledik. Hepimiz duygulandık. Biz necip bir milletiz, güçlü bir milletiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iradeyi ortaya koymak suretiyle nasıl 20 yılda koyduysak, her depremde, afette koyduysak bu depremde de koyacağız ve vatandaşlarımıza konutlarımızı, evlerimizi sağlam, güvenli bir şekilde teslim edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.